Bu saldırılarda onlarca yurttaş da ağır yaralanmıştı. Cizre halkı günlerdir katliamcı devletin saldırılarına ve Hizbul kontra çetelere karşı direniyor. Cizre halkı 90'lı yıllardan bu yana devletin terörüne, katliam ve saldırılarına baş kaldırmış ve mücadelesini yükseltmiştir. Devletin 90'lardan aşina olduğumuz bu kirli oyunları bugünlerde Kobani'de ölümsüzleşen kahraman YPG savaşları ve halk üzerinden yeniden oynanmaya çalışılıyor. Hizbul kontra ve AKP işbirliğiyle sürdürülen son saldırılar bu kirli oyunları bir kez daha kanıtlamaktadır. Cizre'deki bu saldırıların ardından görevden alınan ilçe emniyet müdürünün yerine 19 Ocak 2007'de katledilen gazeteci yoldaşımız Hrant Dink'in cinayet şüphelisi, cinayet sırasında Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde amir olan Ercan Demir atandı. Ercan Demir, Hrant Dink cinayetinde sorumlulardan birisidir. Bu atamayla devletin kirli yüzü kendisini göstermektedir. Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde hiçbir eylem olmadığı halde polislerin attığı gaz bombaları ve açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Nihat Kazanan başından aldığı mermiyle ağır yaralandı. Katil polis hesap verecek! Katil polis hesap verecek! Katliamcıları kontra örgütlenmeleri püskürterek demokratik yaşamın inşasında öncü rolünü üstlenecektir. Bizler HDP Gençlik Meclisi ve HDP Gençlik Koordinasyonu olarak Nihat'ın onu kurşunlayan devlet güçlerine karşı yükselttiği zafer işaretinin haklılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Gençlik Meclisi, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Gençlik Komisyonu. Yaşıyor! Musa Azma! Yaşıyor! Musa Azma! Yaşıyor!